Paris 19. yüzyılın ikinci yarısında modern bir şehir olmuştu. Gösteriş şehri haline gelmişti. Yeni zenginlerin kendilerini ve varlıklarını gösterip hava attıkları, ayrıca başkalarının ne giydikleriyle yakından ilgilendikleri bir yere dönüşmüştü. Buna en çok gördüğümüz yerlerden birisi de tabii ki Opera Binası'ydı. Opera Binası modern Paris'in tam merkeziydi. Bu yeni modernleşme 2. İmparatorluk sırasında yani 1850 ve 1860'larda başlamıştı. Günümüzde olduğu gibi o zamanlarda da inanılmaz derecede gösterişli bir yerdi. Çok güzel mozaikler, resimler, altınlar, aynalar ve geniş merdivenleri ve balkonları vardı. Ne şahane bir yer! Döga ve Merikasat gibi birçok sanatçı burada sıkça resim yapardı. Ama opera binası biraz karışık bir alan. Sahne tabii ki var. Ancak mekanın çok daha büyük bir kısmı halkın kullanımına sunulmuştu. Gösteriden önce, perde arasında ve gösteriden sonra. Yani operanın önemli bir özelliği de insanların insanları görmeye ve görülmeye bir anlamda sosyalleşmeye gittiği bir yer olmasıydı. İşte bu Mary Cassatt'ın Loja'da isimli tablosunun konusu. Kasat'ın benzer konuda birkaç tane daha çalışması ve Renoir gibi sanatçıların da benzer çalışmaları olmasına rağmen hiçbiri bakma eylemiyle bu kadar meşgul bir insanı konu almıyor. Gelin neler oluyor bir bakalım. Büyük ihtimalle operanın perde arasındalar. Büyük abize indirilmiş ve seyircileri aydınlatıyor. Ve artık sücemiz sahneye değil de başka insanlara bakma fırsatı buluyor. Ayrıca ona bakan biri daha var. Yani iki bakışın arasında kalmış bizim ona yöneltmiş olduğumuz bakış ve kadının arkasında gördüğümüz beyefendinin ona olan bakışı. Bu oldukça ilginç değil mi? Opera dürbünüyle kadını dikizleyen bu bey ondan bir farkımız olmadığını bize gösteriyor. Resim çok güzel çizilmiş. Birçok yönüyle o kadar cesur ki. Şöyle düşünelim. Mary Cassatt bir empresyonist. Doga tarafından bir empresyonist sergiye davet ediliyor. Doga Cassatt'ın işlerine hayrandı. Kasat, görme ve görülme eylemini bir kadının en rahat yapabildiği ortamlardan biri olan operada kendini buldu. Bu eylemler empresyonistler için çok önemliydi. Tabi Paris'in modern hayatının da merkezindeydi. Zamanın usta ressamlarını ve resimlerini düşündüğümüzde, örneğin Monet, Manet, Doga ve Renoir, onlar dans mekanlarını, kafeleri, barları yani şehrin sosyal alanlarını ve sokaklarını yeni Paris'in geniş bulvarlarını resmediyorlardı. Fakat Mary Kassad, bir kadın olarak böyle mekanlarda erkek sanatçılar kadar özgür olamazdı. Opera onun rahatça gidebileceği ve zaten de gittiği bir yerdi. Modern dünyayı resmetmek isteyen bir kadın sanatçı olarak buraya gelmesi çok mantıklı. Çünkü gidebileceği yerler sayılıydı zaten. Üstüne üstlük baş karakter olarak da bir amacı olan başka bir kadın seçiyor. Bu kadın bir yerlere bakıyor ve aynı zamanda bir adam da ona bakıyor. Erkekle kadın bakışları arasındaki farkı vurguluyor sanki. İkisinde de opera dürbünleri var. Ön plandaki kadına bakın. Öne doğru eğilmiş. Kafası ileri doğru uzanıyor. Duruşundan çok meraklı ve istekli bir şekilde etrafa baktığını anlayabiliyoruz. Aynı zamanda arka tarafta kendine bakan aynı erkek figürün yaptığı gibi dirseğini de kenara koymuş. Yelpazesi kucağında dik bir şekilde duruyor. Adeta bir erkeklik sembolü gibi. Çok güçlü ve göze çarpan bir tavrı var. Degas'ın opera dürbünleriyle olan resimlerini hatırlatıyor. Bir kadının ve bakışının gücüne bir gönderme var. Ayrıca dünyayı saran teknoloji ve onun bakışımızı nasıl değiştirdiğiyle de alakalı olduğunu bile söyleyebiliriz. Bu resim bakma kültürü ile alakalı. Burada biz de aktif katılımcılarız. Kasat modern bir konu seçerek bunu yine modern bir şekilde yorumlayıp bu sanatçılar için oldukça önemli olan uçup giden anı yakalamış ve bunu görsel bir şekilde iletmenin yeni bir yolunu bulmuş.